Merhaba arkadaşlar. Artık 7'ye geçtik. 6. sınıf bitti. Fen ve matematik ağırlıklı yani bu iki branşa odaklanacak şekilde bazı içerikler hazırlamaya çalışacağız. Önümüzdeki yıla hazırlık anlamında. İlk olarak fen bilgisiyle başlamış olduk. Bundaki amacımız gelecek sene. Yani bir üst sınıfa geçtiğinizde geçmiş yıllarda öğrendiğiniz konuların gelecek sene nerelerde kullanılacağı ile alakalı size önemli bilgiler vermek. Dilerseniz başlayalım. Şimdi fen bilgisi ee, anlamında 7. sınıf başladığında okullar açıldığında 9 Eylül itibariyle tabii ki 1. ünitede güneş sistemi ötesi e, konusunu öğrenmiş olacaksınız. Bu konu sizin aslında 6. sınıfta öğrendiğiniz güneş sistemi konusuyla biraz benzerlik göstermiş oluyor. Ee, siz güneş sistemindeki ve güneş sisteminin dışında kalan bölümdeki gök cisimlerini öğreneceksiniz, geleceksiniz. Mesela neler var bunun içerisinde? Burada not almıştık, onları gösterelim. Mesela galaksinin kavramını işte uzay teknolojilerini, su, kara delik, takım yıldız gibi kavramları öğrenmiş olacaksınız. Uzay çalışmalarının teknolojideki uygulamalarını öğrenmiş olacaksınız. İşte astronotların kıyafetleri uzaya neyle gidiliyor, hangi roketler kullanılıyor, hangi uzay araçları kullanılıyor, bunları öğrenmiş olacaksınız. Ve tabii ki sizin aslında uzayla alakalı bizim Güneş Sisteminde gördüğümüz gezegenler, güneş yani burada bulunan gök cisimlerini zaten 6. sınıfta öğrenmiştiniz. Bunların hatırlanması gelecek sene 7. sınıfta göreceğiniz bu güneş sisteminin dışında kalan gök cisimleri var. İşte takım yıldızları, kara delikler, galaksiler gibi bunların öğrenmesinde sizin elinizi güçlendirmiş olacak, kolaylaştırmış olacak diyebiliriz. Şimdi dilerseniz başlayalım. İlk olarak... Altıncı sınıfta hatırlıyorsunuz güneş sisteminde bulunan gezegenleri öğrenmiştik. Yani 8 tane gezegen vardı. İç gezegenler ve dış gezegenler olmak üzere. Yani gök cisimlerinden burada en büyüğü tabii ki güneş sisteminin en büyük gök cismi bizim yıldızımız olan orta sıcaklıktaki güneşti. Gezegenler arasında en büyük olan da Jüpiter'di. Arkadaşlar bunların sıralamasını hatırlayalım dilerseniz. Güneşe en yakın burada gezegen... Güneş sistemindeki 8 gezegen arasında da en küçüğü olan Merkür gezegeniydi. Hemen arkasından burada Venüs gezegeni gelmiş oluyor. Merkür'den sonra Güneş'e en yakın ikinci gezegen. Ve tabii ki sonrasında Dünya'mız geliyor. Bakın yaşamın olduğu bilinen şu anda Güneş sistemindeki tek gezegen Dünya diyoruz. Ve Dünya'dan sonra iç gezegenlerin sonuncusu. Yani ilk dört gezegen burada arkadaşlar. Şöyle sıralayalım. Bunlar iç gezegenler. Evet bunları yazdık. Bu iç gezegenlerin sonuncusu Mars olmuş oluyor. Marsı da yazdık. Ve geldik dış gezegenlere. Dış gezegenlerde ise ilk sırada yer alan Güneş Sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter gezegeniydi. Evet bunu da yazalım şimdi. Şurası da dış gezegenler olmuş olacak dış gezegenler hemen kısaca yazmış olalım. Ve Jüpiter'den sonra gelen, bakın 5. sırada artık Jüpiter vardı. Hemen ardından 6. sırada Satürn gelmiş oluyor. Satürn'ü de yazdık. Satürn'ün halkaları diğer gezegenlere göre daha belirgin. Yani belki hani dünyadan da teleskopla baksak halkalarını gözlemleyebileceğimiz kadar halkaları belirgin diyebiliriz. Daha sonrasında Uranüs geliyor ve Uranüs'ten sonra da son sırada en son 8. gezegen olarak Neptün gezegeni bulunmuş oluyor. Yani güneş sistemindeki en dış gezegen diyebiliriz. Plüton da bir zamanlar gezegen sınıfındaydı ama sonrasında çıkarıldı. Çünkü yörünge zamanı yaklaşık 250 yıl gibi bir zaman almış oluyor. Bu da normal bir gezegenin sahip olacağı özelliklere ait olmadığı için onu çıkardılar. Cüce gezegen sınıfına almış oldular. Bu şekilde sıraladık bunları hatırladık yani bu kavramların bu gezegen isimlerinin öğrenilmesi gelecek sene öğreneceğimiz yeni kavramlar açısından işte bulutsular galaksiler gibi bizi gerçekten rahatlatacaktır diyoruz arkadaşlar. Bu anlattığımız konular zaten diğer şu anda 6. sınıf okuyan arkadaşlar açısından da faydalı olacaktır onlar da izleyebilirler. Kendi arkadaşlarınızla da paylaşırsanız onlara da bu tür videoların olduğunu bu tür faydalı içeriklerin olduğunu anlatır söylerseniz seviniriz mutlu oluruz. Şimdi geçtiğimiz sene meteorit yani anlamı ne? Uzayda bulunan işte gök taşları olmuş oluyor, meteorlar olmuş oluyor. Eğer bunlar dünya atmosferine girerse ne oluyordu? Meteor olarak adlandırılıyordu. Dünya yüzeyine ulaşanlar, çarpanlar da gök taşı olarak adlandırılıyor. Ve çarptığı yerde de gök taşı çukurları oluşturmuş oluyor. Bir de asteroid kavramı vardı. Asteroidler de Mars'la Jüpiter gezegenleri arasında yer alan... Yani gök taşları, buzullar, kayaçlardan oluşan gök cisimleriydi. Gelecek sene öğreneceğimiz konular arasında galaksi, uzay teknolojisi, bulutsu, kara delik ve takım yıldızı gibi kavramlar var. Bunları muhtemelen günlük hayatta bir yerlerde duymuşsunuzdur. Şimdi 7. sınıfa geçtiğimizde bunları biraz daha detaylarıyla öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Bilgilerimizi şöylece bir tekrar etmiş olduk. Şimdilik bu kadar. Diğer ünitelerle alakalı da bir şeyler hazırlamaya çalışacağız. Takipte kalın, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.